Evet, yeni bir çekimden herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Tarihimiz 8 Kasım 2024. Günlerden çarşamba. Bolu taraflarındayım arkadaşlar, dinlenme tesisindeyim. Elmalık park alanındayım. Kahvaltı yapmadım, saat 10.30-11 civarlarına geliyor. Burada şimdi Allah nasip ederse bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Ondan sonra da istikametimiz Adana. Tabi tek tak o güne gidemeyeceğiz. Abimiz de açmış dolabını. Gideyim çayın suyunu falan koyayım, anca hallolur o. Ondan sonra yine sohbetimize devam ederiz. Evet, şimdi arabadan malzemelerimizi hazırlayacağız. Arkadaşlar birlikte. Şu örtümüzü alalım. Sonra bir yumurta yapacağım. Yumurta için kıvırtma kaşığı. Şöyle sıradan bırakalım. Buradan başka alacağımız... Bir de marketten simit almıştım. Gelirken. Biraz soğuk. Aslında içeride de yiyebilirmişim. Çayı az demleyeceğim. Sonra bir dünya çay çöp oluyor. İçemiyorum. Zaten çok çay aramam. Sabahları böyle bir bardak olsa içerim ama. Buradan da taburemi alayım. Sonra duruma göre bakarız. Buyurun dostlar, buyurun. Hayırlı sofra sen diyor ya. Uğraştıracak şeyler yapmadım arkadaşlar. Ufak tefek bir şeyler yaptık bakalım. Peçete aldım arabadan. Valla şöyle bir domates salatalık kestim görüyorsanız. Zeytin var. Reçelle tereyağım var. İkisini karıştırdım. Burada simidimiz var. Simidi iyi almışım, bayağı çitir bir simit, gevrek. Biraz daha açalım. Tüpüm de bitmek üzere. O yüzden biraz temkinli davranıyorum. Yani her an bitti bitecek. Aslında fazla da kullanmadım ama dorsen içinde sallanınca ister istemez gidiyor. Şu çayımıza da bakalım olursa. Müsaadenizle bir karnımı doyurayım arkadaşlar. Sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü çok acıktım. Daha bekleyecek, duracak takatim kalmadı. Evet, görüşürüz. Evet, karnımız doyurduk arkadaşlar, çok şükür. Bunu da hazırlaması, yemesi değil de yemekten sonra toplaması biraz uğraştırıyor. Bulaşıklarımızı falan yıkadık çok şükür. Tabi camiamızda bazı arkadaşlar var. Lafın meclisten dışarı, yiyip içtikten sonra olduğu gibi dolaba tıkıştırıyorlar. Yani bir sonraki yemeğe kadar bulaşıklar falan dolapta kalıyor. Ondan sonra artık bir insan evladı çıkarsa onları yıkıyor. Karnımız doyurduk çok şükür. Şimdi yolumuza devam edeceğiz Allah izin verirse. Ama karşı tarafa geçmemiz lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Burayı bilen arkadaşlarım bilir. Tırlar
İstanbul'dan Ankara istikametine giderken tırları durdurmuyorlar o tarafta. Yani duracak pek alan yok, otobüsler duruyor. Tırlar için köprü yapmışlar, karşıya dönsün geçsinler rahatça diye. Burası tırların bölümü. Şimdi tekrar o köprüden geçeceğiz, yani o köprünün karşılığından. Ki Ankara istikametine doğru gidebilelim. Kemerimizi de takalım. Hatta geçen de az kalsın köprüyü kaçırıyordum. Köprüyü kaçırıyordum dediğim Ankara tarafına İstanbul'a gidiyordum az kalsın. Son anda fark ettim. Şimdi daha iyi anlayacaksınız demek istediğimi. Şu gözlüğümü de takayım. Güneş bayağı bir yansıtıyor. Evet, yazıyı gördüğünüz gibi Ankara İstanbul yazıyor. Tubalar da iyice parçalamışlar. En son 2-3 tane vardı burada. Onlar da gitmiş. Bu abi nereden geliyor? Alışveriş yapmış. Orada market. 101 var galiba. Evet arkadaşlar, şimdi köprünün üstünden dolanıp geri dönersek Ankara tarafına gidiyor. Sağdan devam edersek İstanbul. Ben dalmışım. Şuradan çıktım. Yani az kalsın geri gidiyordum İstanbul tarafına doğru. Yine ucuz atlattık yani. Yani yine de iyi düşünmüşler yani. Buradan en azından köprü yapıp da üst geçit yapıp da rahat bir şekilde karşı tarafa geçebiliyorsunuz. Geçmek istemeyenler öyle yolun kenarında duruyor ama orası yasak. Yani uzun süreli beklemelerde sıkıntı çıkabilir orada. Evet, bu taraf genelde otobüslere, taksilere. Şurada zaten otobüs dinlenme tesisi yeri var. Yine Etbül için duracağım dört divanda. İnşallah bu sefer verirler. Yani ne zaman gitsem yok çekiyorlar, yok makine arızalı, yok Etbul'u yok. İnşallah bu sefer rahat bir şekilde alırız. Şurası ne acaba? Buraya bir ilk başta bir tümsek yapmışlardı buraya. Yani bırakın tırı, traktör bile zor geçer. Öyle bir tümsek yapmışlar. Demek ki şikayet olunca ya da artık arabaların altını vuranlar mı oldu, ne oldu bilmiyorum. Yani tümsek demeye bin şahit ister, öyle bir tümsekti. Ama güzel bir tesis. Yani denk geldikçe dururum burada. Rahat yani, sıkışık değil. Lavaları falan güzel. Çıkmadan önce bir 900-950 kilometre falan gösteriyordu yani toplam yolum. Artık oradan sonra da nereye gideriz? Hiçbir fikrim yok, bakalım. Şansımıza neresi çıkarsa. Yine bir 15-16 ton yüküm var o civarlarda. Çok aşırı bir yükümüz yok. İzmit taraflarında çok sis vardı gelirken. Sabah özellikle. Yani uzun yola çıkacaklar. Sislerde dikkat edin. Sislerinizi falan yakın. Sis lambanızı. Bu gece gereksiz yere yakan arkadaşlar. Ne alakaysa, ne hikmetse sisli havada pek göremiyorum. Özellikle geceleri bazı markalar diyeyim, belli başlı. Genelde hep onlar çünkü. Bakıyorum hep arka sisleri açık. Yani ortada sis yok. Keşke sis olsa da açsa.
Yani bu geriden geleni rahatsız etmekten başka hiçbir şeye yaramıyor arkadaşlar. Yani arabanız güzel durmuyor. Yani tamam fark edilsin diye yakıyorsunuz belki ama zaten fark ediliyorsun. Evet, bolu gözüktü. Bu arada yeni gelen takipçilerimize hoş geldiniz diyorum arkadaşlar buradan. Çok teşekkür ederim hepsine ayrı ayrı. Bu ara ufak da olsa bir gelişme var yani. Bolu Batı, evet, şimdilik manzaramız böyle. Sonbahar manzarası. Renk değiştiren ağaçlar. Bolu'nun ormanları. Evet, bir sonraki günden selamünaleyküm arkadaşlar. Saatimiz 6:30. Bir arabanın etrafını kontrol edeceğim. Bir sıkıntı problem var mı diye. Şöyle bir arka tarafına bakalım kapağı. Herhangi bir şey yok. Bu taraftan bakalım, sağ tarafına. Burada da bir problem gözükmüyor. Yalnız şu öndeki abinin gitmesi lazım ki benim genişten alıp çıkmam lazım oradan. O da maşallah hiç istifini de bozmuyor. Ya Allah, bismillah. Evet arkadaşlar, ya Allah bismillah diyor. Yolumuza çıkıyoruz ama şu servisçi sağ olsun çok güzel bir şey yapmış. Tam çıkacağım yerin önüne arabayı bırakmış. Bir de içinde beyefendimiz. Hayır, şimdi normalde sağ tarafa dönecektim. Genişten alıp. Bu adam olduğu için dönemeyeceğim. Adam uyuyor mu? Ne yapıyor? Anlamadık. Çok sakat durmuş oraya ya. Vallahi adamın yüzünden diğer tarafa dönüyorum. Demek ki bir dahakine oraya sıfır durmak gerekiyormuş. Onu anladık. Geçen de böyle bir şey yaşadım. O yüzden oraya dururken sıfır duracağız abi. Evet, ne kadar soğuksa bazı arabaların üzeri buz tutmuş. Bildiğiniz buz yani, donmuş. Bizim
Bizim araçta bir problem yok çok şükür zaten. Direkt Agosto'yu açtım. Birazdan da zaten ısınır araç. Dün arabayı yıkamıştım, biraz temizlendi petrolde. Dorsayı değil de kelleyi temizledim. Ayağı bir fırçaladım falan, iyice detaylı bir temizlik yaptım, çekemedim onu. Biraz koşturmacalı olduğu için bir çekim yapamadım. Evet, insanlar işe gitme derdinde şu an. Şu sabahın soğuğunda, karanlığında. Bu saatler zaten niye yaz saati, kış saati uygulamasına alınmıyor? Onu da anlamış değilim. Bu insanlara niye eziyet ediliyor? Sağ dönüş serbest diyor biz de şuradan. Kıyıdan kıyıdan geçelim. Hadi geç abi, geç 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 geç. Taksi geliyor şunun yüzünden. Dönüş alamayacağım servislerin yüzünden. Adamın önüne kırmak zorunda kalacağım. O yüzden yavaşladım. Evet, görüyorsunuz hep servis bekliyorlar. Yok abi, çok değişik bir yaşam ya. Bu büyük şehirlerde insanlar hayat varmış gibi geliyorlar ama kendilerine eziyetten başka hiçbir şey etmiyorlar. Özellikle de İstanbul. Kalabalıktan, trafikten başka bir şey yok. Koşturmaca, akşam eve gel zaten perişan bir haldesin. Zaten yolda yoruluyorsun. Yolda yetmezmiş gibi bir de işe gidiyorsun, işte yoruluyorsun. Otobüsçü abimiz de şeride sığmıyor maşallah. Şimdi sağ tarafa döneceğim. Bu ne yapacak anlamadım ki. Sinyal yok, bir şey yok. Adama bak. Adam zırank diye durdu, arkasındaki taksiler hep durdu. Bunu tırcı yapsa bir sürü laf ederler. Adam en ufak bir sinyal yakmadı. Yani bir dörtlü yak, bir şey yak ki millet seni yolcu alacağını bilsin. Yok abi yok. İnsanlar çok düşüncesiz oldu artık. Kendini kurtaran kahraman. Evet ya Allah, bismillah. Çevre yoluna çıktık çok şükür. Bundan sonrası belli. Evet, hafiften gün aydınlanıyor arkadaşlar. Sol taraftan görebiliyorsanız güneş doğmak üzere. Adana tarafları biraz daha buraya göre ılıktır. Sıcak demeyeyim de. Buraya göre bir nebze daha iyidir. Yine yolda bir yerde kahvaltı hazırlayacağım mecbur. Abi uyuyor galiba, şeritten taştı. Şimdi sağ tarafa sinyal veriyor. Evet, herkes bir işe gitme derdinde şu an. Zaten bir sabahları bir de akşamları böyle. Millet böyle tapakaz gidiyor. İşe giderken de gelirken de. Niye? Adam çünkü stres, zaman kaybı, ne ararsan var. Onun acısını öyle çıkarabileceğini zannediyor ama o acı öyle çıkmaz maalesef. Allah'a şükür öyle bir derdimiz yok bizim meslekte. Yani ne zaman uyanıyorsun zaten evinde uyanıyorsun, iş yerinde uyanıyorsun, aynı. Değişen bir şey yok yani. İnşallah önüme gelmezsin Urfalı. Sinyal veriyor da en sağdan. İnşallah önüme atlamaz. İyi bari. Normalde atlardı ama çekindi demek. Yani gitmiyor da. Ben 90'la gidiyorum, o da 90'la gidiyor. Yoksa ki bassa gidecek. Otobüsler bile %110'la gidiyor.
Evet, abimiz de otobanda yolcu alacak. Bak 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 bak. Gitti, adamın önüne kırdı. Otobanda normalde yolcu indirmek bindirmek. Şurada MOBESE var ama hiç kimse kimsenin umurunda olmadığı için sıkıntı yok tabi. Tabi burada önceden otobandı. Artık bir otoban ne kalmadı. Şehir içi gibi falan oldu. Yetersiz. En iyisi yeni çevre yolu yapılmıyor. Yani en azından düşünülmüyor, proje kimse konuşmuyor. Ama yetersiz yani bu, belli. Allah razı olsun. Abi sinyal verdik, hemen şerit verdi bize. Ama yine gidemeyeceğiz tabii ki. Abi de geçmiyor. Biraz yavaşlayacağım şimdi, şunları geçeyim. Geçsin diye. Çünkü ben de 90'da gidiyorum. Büyük ihtimal o da 90'da gidiyor. Bu saatlerde yavaşlayacağım abi, merak etme. Evet dayı, araç durdurma peşinde. O servisler sana durmaz dayıcığım. Şu an kimse kimseye durmuyor. Bırak servisi. O da yine kendi kendimiz için yaptığımız bir şey. Kendi kendimize ettik yani. Önceden herkes birbirine güveniyordu. Herkes birbirine duruyordu. Yani en azından derdini dinliyordu. Ne oldu, ne bitti diye. Şimdi artık kimse hiç görmemezlikten geliyor. Dediğim gibi kendi kendimize yaptığımız bir şey. Kendi düşen ağlamaz derler. İşte tam da o hesap. Abi o nasıl bir ışıktır ya? Biri yukarı bakıyor, birinin nereye baktığı belli değil. Allah'ım, önden hariç, yani yolundan hariç her yeri aydınlatıyor ışık. Evet, havamız aydınlandı. Güneş daha çıkmadı ama aydınlığı geldi tabii. Arabamız da ısındı. Daha ne olsun. Abi geçsin de rahatlasın. Abi çok rahatsız oldu şu an. Abi şu an çıldırmış durumda. Ama geçmiyor da. Hayır, tamponumdan geliyor bu sefer, gözükmüyor. Önüme biri çıkıyor, tam sollamaya geçiyorum, bu sefer o da çıkıyor. Ya abi niye tamponumdan geliyorsun ki? Geç, tamam yol veriyorum ben sana. Geçmiyor şimdi. Gidiyoruz öyle bakalım peş peşe. Şimdi aniden bir şey olacak, sola atlayacağım, o da sola atlayacak. Ya da ani bir fren yapacağım. Çok bir mesafe yok yani, geliyor da. Belki bir taksi, iki taksi boşluk vardır. Sürekli aynalara bakıyorum, bunu huy edindim kendime. Yani at gibi gitmiyorum sürekli önüme bakarak, bazıları gibi. Arkaya da bakıyoruz ki böyle kim geliyor, kim gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor. Adam buraya ayna yapmış, buna baksınlar diye. Yollarda fark ettiyseniz çoğu yerde çalışma var. Yani nereye gitsek bir yol çalışması var.
Maşallah karayollar çok güzel çalışıyor. Tabi biraz da planlı, programlı çalışsa daha güzel olur. Yolu bir anda kapatmak değil de ne bileyim alternatif bir şeyler yapabilir trafiğin aksamaması için. O şekilde çalışmaya başlayabilir mesela. Yılımız olmuş 2024. Yani eski çağlarda yaşamıyoruz, artık alternatif bir şeyler üretilmesi gerekiyor. Yani bunu benim söylememe gerek yok, kendileri zaten düşünmesi lazım. Yani bunun kararını kim veriyorsa, atıyorum yolu kesin işte iki şerit yapın, tek şeride düşünün, şöyle yapın, böyle yapın diyen kişi, yani iş saatlerinde falan oraya bir kendi aracıyla gitmesini tavsiye ederim ki bir baksın trafik nasıl, güzel mi? İyi gidiliyor mu? Rahat mı? Önce bir onu yapsın, ondan sonra yolu ne yapacağını karar verirse daha sağlıklı olur. Evet, biraz önce bu köfteci sınırından geçtim Gölbaşı. Niğde otoyolunda. Arkadaşlar haberiniz olsun. Tesis harici durursanız polis ceza yazıyor. Hem de uyarmadan yazıyor. Çekemedim sizi orayı. Tam geçerken baktım. Fotoğraflarını çekiyor tek tek. Yani herhangi bir kapıya falan da vurup da adamlar uyandırma zahmetinde bulunmuyor. Direkt fotoğrafını çekiyor, ceza yazıyor. Bir korna falan çalayım dedim. Adamları uyandırayım gibisine. Yani normal yolumda gidiyordum ben, onlar duruyordu. Polis falan da başındaydı. Şimdi dedim korna falan çalarım, bize de dedim yazar durur bunlar. Polis de değil gerçi. Jandarmaya geçti şimdi. Polis yine insaflıydı. En azından bir uyarıyordu. Kardeşim bakın burada beklemeyin. Şöyledir, böyledir. Yani adam uyarmıyor bile. Kapısını çalsa zaten adam içinde yatıyor. Adam direkt ceza yazmanın peşinde böyle. Bir de hızlı hızlı hareket ediyor hiçbiri kaçmasın diye. Ayıp bir şey yani, günah. Yani adam orada yatıyorsa emin ol ki tesisin içinde yer bulamamıştır. Takografın saati dakikası dolduğundan yatmıştır. Keyfinden yatmamıştır orada. Bu bir. İkincisi, bu sefer gitse takosunu bozsa bu sefer de takodan ceza yazacaksınız. Yani yazık, günah, bu insanlarla uğraşmayın yani. Adamlar emekçi adam. Bakayım gece saat kaça kadar direksiyon salladı. Yani en azından tamam, yine yazacaksanız yazın ama uyarın yani. Bir kapısını çalın. Abi deyin, dayı deyin ya da kardeş, neyse. Burada durmak yasak. Cezası var deyin ki adam da ona göre kendine bir yol çizsin. Bassın gitsin, ha bilmiyordum desin. Bilmem ne desin. İçeriye girsin de bir şey yapsın yani. Ama bunun çözümü bu değil yani. Bu şekilde olmamalı. Jandarmamıza saygımız sonsuz. Evet, gideceğimiz yere yaklaştık arkadaşlar. Adana 62 diyor. Yani bir 60-65 kilometre yolum var. Kantar'dan çıktım şu an. Yol buradan sonra rezalete dönüşüyor. Hatta özellikle Adana'nın girişinde daha felaket oluyor. Böyle araba bildiğiniz yaylanıyor. Ortadan ikiye bölünecek gibi oluyor. Orada bayağı bir yavaşlamak gerekir. Can Bey gidiyor. Kimmiş tabii Can Bey? Şöyle kendimizi bir sola atalım. Evet, bu taraflara gelince hava ısındı. Tam tahmin ettiğim gibi. Tişört giydim ben de gördüğünüz üzere. Adanın içi daha da herhalde sıcaktır. Bir arkadaş daha geliyor. O benden bir buçuk iki saat falan geride. Onunla büyük ihtimal orada anca denk geliriz. Yeni bir arkadaşımız var. O gelecek aynı benim indireceğim yere. Bugün zaten geçti. Allah nasip ederse artık yarın atarız bir şekilde. Ondan sonra o Hatay tarafına devam edecek. Ben yine Adana'da kalacağım. İki noktam var Adana'da. Sonrası nereye olur bilemiyorum.
Onları hallettik. Cam suyu aldım. Bu durduğum yerde cam suyunu koymam lazım. Çünkü havalar soğuyor. Soğudu bildiğiniz üzere. Cam suyunu bir dondurursak bir daha açamayız. Yani bayağı bir problem çıkartır bize. O yüzden iki tane cam suyu aldım. Onlar durunca unutmazsam doldurayım. Vallahi Adana'ya gittiğimizi hissettiriyor yani güneş. Bir de siyah tişört giydim, cam var. İkisi de güneş çekince şu üzerimi bayağı bir yaktı yani. Özellikle şu cam çok fena kızdırıyor. Cama vuran güneş mahvediyor. Yani en azından beyaz tişört giyseydim bir nebze de olsa bu kadar yakmazdı. Abi ne yapıyorsunuz? Duracak mısınız? Vallahi abi duracak gibi. Uçuyor adam, uçuyor. Adam uçuruyor resmen tire. Adam resmen tire uçuruyor şu an. O deprem zamanı bu yoldan giderken bu rampaların hepsi doluydu. Şu kaçış rampaları var ya. Onların hepsi doluydu. Hep freni patlamış, ısınmış araçlar. Yani çünkü bir anda olduğu için, bir anda böyle çok fazla yardım gittiği için araçları kullanacak kimse yok. Araç var, şoför yok. Bu sefer adam gönüllü ben gideyim diyor. Adamın kamyon sürmeyle bir alakası yok. Ne olacak? Fren. Allah'tan yani öyle cana gelecek bir kaza olmadı çok şükür. Yani biz görmedik daha doğrusu. Ama bayağı bir hareketliydi o gün. Zaten bir de kar yağıyordu. Biraz daha gerilere, Niğde'nin o taraflara yanılmıyorsam. Evet, Damlamaya geldik. Damlamaya geldiysek gerisi de gelir. Fazla bir yolum kalmadı. Evet arkadaşlar, kaydımızı da yaptık. Birinci sıradayız. Benden başka araç yok. Ama tabi sabaha doğru mutlaka ki gelen olur. Şimdi biraz dinleneyim. Sonra şu cam suyunu tamamlayayım. Ondan sonra da biraz istirahat falan ederim. Cam suyunu da tamamladık mı? Bizim işlem tamam. Abi bundan az sıktıysak beton gibi olmuş. Abi güç denemesini yaptık. Ne yaptık bunda? Yani Mercedes her şeyi düşünmüş ama burayı hiç güzel düşünememiş. Kendime bir aparat yaptım. Birazdan göstereceğim size. Ancak o şekilde doldurabiliyorum. Onun harici şişenin ağzı oraya denk gelmiyor. Yani gelse de hep yerlere dökülüyor. Mecburen böyle bir şey yaptım.
Yani bu aparat kullanmadan oraya şişe hiçbir şekilde uymuyor. Niye böyle bir şey yaptılar onu da bilmiyorum. Yani amaç neydi? Cam suyu yerlere dökülsün, koyamasınlar diye mi yaptılar? Ne yaptılar bilmiyorum. İnşallah yeter. Vallahi bir bidon daha var, onu da dolduracağım. Ama sanki olacak gibi. Maşallah bayağı da eksilmiş. Bayağı eksilmiş. Zaten su vardı içinde. Suyu bitirmeye çalışıyordum. Demek ki su namına bir şey kalmadı dedim. Tam doldu. İnşallah donmaz. Şöyle size de göstereyim ne yaptığımı. Normalde buraya hiçbir şekilde bidon. Yani küçük bidonlar, o 1,5 litre falan oluyordu. Onlarla da bir 100 sefer doldurursunuz herhalde. Böyle büyük bidonlar için böyle bir şey yaptım. Daha rahat oluyor. Aslında huni gibi bir şey olsa daha güzel olurdu ama tabii ki imkanlarımız şu anlık bu kadar. Bütçe sıkıntısı var. Malum piyasa çok kötü. Şurayı da kapatalım. Tek elle kapatabilecek miyim? Yok. Neyse, orayı birazdan kapatırız. Evet arkadaşlar, bu çekimimiz de böyle olsun. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu da hala çalışıyor makine. Yeni gelen abonelerimize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. İşiniz gücünüz rast gelsin arkadaşlar. Hoşça kalın. Adana'dan selamlar.